Kadın, erkek, genç çocuk, hepimizin vazgeçemediği, alışveriş listelerinin ilk başına yer alan bir ürün vardır. Kuşkusuz bu ayakkabıdır. Ayakkabı hakkında hepimizin genel bilgisi mutlaka vardır. Ayakkabı kullanırken dikkat etmemiz gereken konuları bugün sizlerle paylaşmak istiyorum. Ayakkabı alırken içerisindeki malzemeyi öğrenmek için iç duvarına ayakkabının numarasının yazıldığı bölgede yazılan yazılara lütfen dikkat ediniz. Burada genelde üstü deri, tabanı polyester gibi bilgiler bulabilirsiniz. Ayrıca ayakkabının kutusunun dışında ya da ayakkabının içerisinde veya altına yapıştırılan üretim etiketlerinin üzerindeki işaretleri yorumlamayı bilirsiniz. Ayakkabının hangi malzemeden yapıldığını da 3 aşağı 5 yukarı kestirebilirsiniz. Bu işaretler sırasıyla bu şekildedir. Ayakkabının dış üst kısmı, ayakkabının iç kısmı, ayakkabının tabanı, malzemeyi gösteren etiketler, deri mi, kaplanmış deri mi, kumaş mı, diğer malzemeler mi? Şimdi bu işaretlerin anlamını öğrendikten sonra ayakkabı kullanırken dikkat etmemiz gereken hususlara geçebiliriz. Ayakkabı alırken birinci önceliğiniz şıklığından öte ayak sağlığınıza, ayak anatominize uygun olanı seçmenizdir. Seçmiş olduğunuz, aldığınız bu ayakkabıları mutlaka sağ ve sol olarak deneyiniz. Deformasyonu önlemek için ayakkabılarınızı mümkün olduğu kadar uygun kalıba koyarak saklamanızı tavsiye ederim. Gün içinde havasız kalan ayak terler ve ayakkabının emmiş olduğu bu ter 24 saatte ancak buharlaşır. Bu nedenle ayakkabılarınızı 2 gün ara ile giymeniz hem ayak sağlığınız için önemli hem de ayakkabılarınızın daha uzun süre kullanımı için bir tavsiyedir. Islak ve nemli ayakkabılar mutlaka oda ısısında kurutulmalıdır. Ayakkabıların uzun ömürlü olması için kalorifer ve güneş altında kurutulmamalıdır. Deri ayakkabılarınızı belli aralıklarla deri boyası ile boyamalısınız. Bu boya ayakkabınızın şık görünmesi dışında uzun ömürlü derinin sağlıklı olmasını sağlar. Eğer tercihiniz imitasyon yani suni deri ise, suni deriden imal edilmiş bir ayakkabı ise, bu ayakkabıların bakımında hafif nemli bir bez ile tozunu, çamurunu, kirini alarak sağlayabilirsiniz. Ayakkabıların muhtemel istenmeyen kokulara karşı mutlaka havalandırılması gerekmektedir. Havalandırmadan kaldırılması ayak sağlığınız için oldukça risk teşkil edebilir. Üstü el dikişli yani saraç tabir edilen ayakkabıların dikiş yerlerine su alması olasıdır. Dolayısıyla özellikle karlı, yağmurlu havalarda mümkün olduğunca bu tip ayakkabıları tercih etmeyin. Eğer giymiş iseniz su birikintilerine girmemeye özen gösterin. Terleyen ayaklar ve kar ayakkabı derisinin üzerinde tuzlanmalara neden olabilir. İşte bu istenmeyen durumları engellemek için ayakkabı bakımınızı yapmayı ihmal etmeyin. Her türlü ayakkabı üzerinde su geçirmez ya da suya dayanıklıdır ibaresi yok ise yağmurda bir miktar su geçirebileceğini unutmayın. Süet ve nubuk ürünlerin bakımında ise süet ayakkabılar süet silgisi ve süet fırçası ile temizlenmelidir. Nubuk ayakkabıların bakımı ise nubuk silgisi ve nubuk fırçası ile yapılmalıdır. Kösele, nubuk ve süet ayakkabılarınızı yağmurlu havalarda kullanmamanızı tavsiye ederim. Ayak sağlığınız için ayakkabı bakımını ihmal etmeyin. Keyifli ve bilinçli alışverişlere.